8. Focus beyond the self. Kendinizin ötesine odaklanın. Kendinizi aşın. Reach out to those in need. Reach out. İkisi birlikte fiil olarak. Reach normalde erişmek, ulaşmak demektir. El hani böyle uzatmaya çalışmak. Reach out ise el uzatmak demek. Biraz önce farkın olmadan anlatırken elimi uzattım. Bunu da göstermiştim hatta Google'dan. Afrika'da bir sürü yardım programları tarzında. Şimdi ha diye kafa sallamadan göre diğer sınıfta gösterdim. <laughs> evet, to those in need, ihtiyaç içerisinde olanlara elinizi uzatın, yardım elinizi uzatın. Onlara erişin, ulaşın. Happiness increases helpfulness. Those who feel good, do good. Mutluluk artar mı? Artırır. Increase hem artmak hem artırmak. Mutluluk helpfulness help yardım, helpful yardımcı, yardımsever, helpfulness yardımseverlik. You are very helpful derseniz çok yardımcısınız. Yani ne demek? Bu yardımseversiniz. Dolayısıyla da helpfulness yardımseverlik. Demek ki mutluluk yardımseverliği artırıyor. Those who feel good öznemiz. Hayır, those kişiler. Kişiler ki iyi hissederler. Yani iyi hissedenler, kendilerini iyi hissedenler iyi yaparlar. Neydi az önce geçmişti? İyilik, İyilik yaparlar. Good to good falan değil mi? Böyle bir ifade var. Good to shoes diye. Evet evet size araştırın bakalım. Evet. But doing good also makes one feel good. Ben hocayım ya size niye hiç ödev vermiyorum ki ben? <laughs> Hakikaten. Evet. Doing good also makes one feel good. Fakat iyilik yapmak ayrıca make somebody do something ne demek bu? Birisine bir şey yaptırmak. O zaman one dediği insana, kişiye iyi hissettirir kendisini. Yani İyilik yapmak ayrıca insanın kendisini iyi hissetmesine sebep olur, kendisini iyi hissettir. Nine keep a gratitude journal, az önce bahsettiğim şey buydu. Bir minnettarlık şükran Yazısı. journal normalde dergi demek. Ha çok güzel, şükran defteri tutmak. Journal gazete anlamı vardır, dergi anlamı vardır. Burada ise defter oldu, kitap çıktı diyebilirsiniz. Keep normalde korumaktır devam ettirmek, sürdürmektir ama burada gördüğünüz gibi tutmak. Bu keeper ne demek? Şu şekilde de yazılır. Bu keeping veyahut da. Biz de pek, hani biz sade vatandaş olduğumuz için o kadar önemli değil ama şirket olsanız, her şeyi bir yere yazmak zorunda değil misiniz? Aldınız, verdiniz, sattınız, yoksa karışır her şey. Ona book deniyor. Bu book'u da birinin keep etmesi lazım. O da kim olur? Muhasebeci. Ha, az önce yazdığım bookkeeper muhasebeci, bookkeeping de muhasebe demek. Those who pause each day to reflect on some positive aspect of their lives, their health, friends, family, freedom, education, sense, senses, natural surroundings, and so on, experience heightened well-being. Cümlenin fiili hangisi? Az önce vurguladım. Experience. Experience normalde deneyim, tecrübe ama aynı zamanda fiildir. Deneyimlemek, tecrübe etmek, yaşamak. Demek ki şurası öznemiz. İki satır full. Sağlıkları, dostları, ailesi, özgürlük, eğitim, hisler, duyular, duygular, doğal çevre vesaire vesaire gibi yaşamlarının bazı pozitif yönü, yanı üzerine Reflekt etmek için her gün pauze yapan kişiler. Reflekt normalde yansıtmak bayağı veya yansımak, ışığın yansıması falan. Ama insanın reflekti neydi? Bunu da geçtiğini çok iyi biliyorum, hatırlıyorum ben bunu. Düşünmek, derin düşünmek. Yine değil mi? Ne alaka? Bir 40 yıllık kani olayı daha. İşte şöyle 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 konular üzerinde veya yaşamlarının bazı pozitif yönü üzerinde düşünmek için her gün çok güzel. Filmde vesaire değil mi? Pause, durma. Dur, duranlar, bir miktar durup düşünenler dolayısıyla. Düşünmek için her gün duranlar, zaman ayıranlar, experience, deneyimler, yaşarlar, heightened well-being. Height normalde yükseklik demektir. Ama heightened diye bir fiil var. Artırmak, yükseltmek demek. Heightened oluyorsa yükseltilmiş gibi bir ifade ama bunu siz ne diyeceksiniz? yüksek çok miktarda diyeceksiniz. Well-being. İyi olma duygusu yani artmış, yükselmiş çok miktarda iyi olma, esenlik hissederler, deneyimlerler. Ten, nurture your spiritual self. Spirit ruh demekti. Spiritual ise ruhani demek, dinsel demek. Spiritual self diyorsa yani kendinizin ruhi tarafınızı manevi çok güzel manevi yatınızı doyurun besleyin for many people virgül faith provides a support community a reason to focus beyond self and a sense of purpose and hope birçok insan için faith inanç iman bir din provides a support community sağlar şuraya kadar bunların hepsini sağlar <laughs> sağlar şu bir destek topluluğu a reason to focus beyond self kendinin kendisinin ötesine odaklanmak için bir sebep ve essence of purpose and hope bir amaç ve umut duygusu study after study finds that actively religious people religious ne ya, religious people are happier and that they cope better with crisis study after study çalışma arkasına çalışma yani çok çok sayıda çalışma finds that buluyor ki yani gösteriyor ki veya bunu bulmuştur ki de diyebilirsiniz. Actively religious people. Aktif bir şekilde dindar olan insanlar. Ne demek bu? Actively religious. Bayramdan bayrama değil de. Ha, yani aynen öyle. Hiç olmazsa cumadan cumaya. Aynen öyle. Aktif bir şekilde. Yani inanıyorum diyor. Yapıyor. Nasıl? Ya hiç olmazsa diyoruz. Bağır yani o kadar olsun. Evet aktif şekilde dinler olan insan, dinini yaşayan insanlar daha mutlular diye çalışma ardına çalışma gösteriyor. And that, aynı şuradaki that'tir. They cope better with crisis. Normalde cope with ifadesi değil mi? Üstesinden gelmek, altından kalkmak. Burada araya better'ı sokmuş. Dolayısıyla krizlerle daha iyi başa çıkıyorlar diye gösteriyor. Nasıl? Yani. Positive psychology shifts the focus to exploring and attempting to correct or change personal weakness to a study of strengths and virtues. Pozitif psikoloji shifts the focus. Odak noktasını, odağı shift etmekte. Değiştiriyor, kaydırıyor. Shift daha ziyade bir yerden bir yere kaydırmak, değiştirmek. Hatta to shift şeyde arabada vites atmaktır. Üçten beşe değiştiriyorsunuz, aktarıyorsunuz. Burada shift something to something. Bir şeyi bir şeye aktarmak, kaydırmak, değiştirmek. Odağı, odak noktasını nereye değiştiriyor? Nereye aktarıyor? To exploring and attempting to correct şuraya kadar aslında. Fokusu, odaklanan şeyi şuraya kaydırıyor. Explore keşfetmek. Çok güzel. İnceleme, araştırma, keşfetme ve attempting to correct or change buraya kadar personal weakness. Bakın. Kişisel zayıflıkları explore etme, keşfetme ve attempting to correct or change. Heh. Kalkışma, girişme, düzeltme veyahut da değiştirmeye girişme ye aktarıyor. Yani kişisel zayıflıkları keşfetme ve bu kişisel zayıflıkları düzeltme veya değiştirmeye kalkışma. Buradan bir başka yine devam ediyor. To a study of strengths and virtues yine odak noktası nereye aktarıyor? To a study of strengths and virtues. Strength, güç, kuvvet. Kuvvetlerin incelenmesi, araştırılması ve virtue, az önce geçmişti, erdem. Demek ki insanın kuvvetli yanları buradaki. Hani şurada personal weakness dedi ya. Burada kişisel zayıflıkları, kişisel strength, kuvvetlere dönüştürme. Nerede geçirdiniz? Hmm. Efendim, kişisel zayıflıkları, kişisel kuvvetlere kuvvetlerin araştırılması ve erdemlerin araştırılmasına kaydırıyor, oraya aktarıyor. Its aim is to promote authentic happiness and the good life and thereby promote health. Its aim, pozitif psikolojinin amacı, is nedir? To promote, artırmak, geliştirmek, desteklemek. Neyi? Authentic happiness. Saf, hakiki, gerçek, mutluluğu geliştirip desteklemek, başlatıp artırmak. Daha doğrusu şuna şuraya kadar bu ikisini geliştirme ve böylelikle de bunun sonucu olarak da sağlığı geliştirme. A starting point for positive psychology for both popular writers and researchers has been to try to list and categorize strengths and values. Şuraya kadar öznemiz. Both and hem popüler yazarlar, popüler yazar dediği dergilerde popüler bilim kitapları vesaire yazan insanlar ve hem de araştırmacılar açısından bunlar için pozitif psikolojinin bir başlangıç noktası olmuştur. Ne olmuştur? Şu olmuştur. Başlangıç noktası to try to list, listelemeye çalışmak ve ne yapmaya? categorize strengths and values. Kuvvetleri, insanın kuvvetli yanlarını ve değerlerini, kıymetlerini, işte ahlaki değerleri vesaire listelemek ve kategorize etmeye çalışmak olmuştur başlangıç noktası pozitif psikolojideki şu insanlar için. Evet. Kaç saat oldu? Sorunuz var mı?